Deccal kimdir? Deccal kötü bir adamdır. Kötü bir yaratıktır. Deccal şerrin adıdır. Deccal kıyametin en büyük alametlerinden biridir. Dabbetül arz gibi güneşin batıdan doğması, doğudan batması gibi, yani kainatın ters yüz olması gibi, Yemen'den çıkan büyük yangın gibi, Mehdi'nin gelmesi gibi, doğması gibi daha doğrusu, Hazreti İsa'nın nüzulü gibi olaylardan birisi de Ye'cuc ve Me'cuc'un çıkışı gibi Peygamberimiz 9-10 alamet sayıyor. Bunlar olmadıkça kıyamet kopmaz diyor. O alametlerden birisi Deccal'dır. Deccal bir güç müdür? Bir felsefe midir? Deccal bir adam mıdır? Deccal bir yaratık mıdır? Mecaz midir? Hakikat midir? Çok söz söylenmiş. Biz mecaze bir şey demeyiz. Ama eğer hakiki anlamını almaya engel bir şey varsa onda mecaz var deriz. Ama hakiki manasını almaya bir engel yoksa mecaza sığınmayız. Onun için biz şuna inanırız. Deccal kıyamet alametlerinden birisidir, çıkacak. İnsanları şerre çağıracak, hakikatten görünecek. Yanında cennet ve cehennemi olacak. Ona direnen insanları öldürecek. Hatta insanları diriltecek hadislere göre. Allah ona o gücü verecek ki şer yapabilsin insanları imtihan için. Şeytana Allah'ın güç verdiği gibi ona da güç verecek. Onunla Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın savaşacağı ifade ediliyor hadislerde. Ancak bir daha altını çiziyorum. Bütün bunlar olağanüstü bir döneme ait olaylardır. Onu, bu olayları bugünkü şartlar içinde düşünmeyiniz lütfen. Kainata hakim olan kurallar, yani fiziki kurallar tamamen ters yüz edilecek. Ayrı bir kural gelecek. Allah kıyamete ramak kala bütün bunları gönderecek. Deccal bu olayın en önemli baş köşe taşlarından birisidir Deccal. Allah bizi Deccal'e uğratmasın. Allah bizleri Deccal'ın şerrinden uzak dursun. Her peygamber Deccal'e karşı ümmetini uyarmıştır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine göre. Bir daha söylüyorum. Her peygamber Deccal'e karşı ümmetini uyarmıştır. Resulullah da uyarmıştır. Peki Hazreti Mehdi'ye inanıyor musun? Evet. Hazreti Mehdi'nin geleceği hakkındaki hadisler vardır. Hadislerin problemi yoktur. Ben Mehdi'nin geleceğine iman ediyorum. Hadisleri kabul ediyorum. İki, ama oturup Mehdi beklemenin büyük bir yanlış olduğuna inanıyorum. Mehdi beklemeyin. Allah gönderecekse gönderecek zamanı gelince. Siz her biriniz kendinizi Mehdi gibi donanımlandırıp İslam'a hizmet ediniz. Esas Mehdilik budur. Her birimiz İslam'a hizmetkar olmalıyız. Hazreti Mehdi'nin misyonunu alıp ben Mehdi'yim gibi safsataya dalmadan Mehdi Aleyhisselam gibi hizmet edeceğiz. Mehdi evlad-ı Resul'dendir. Gelecek İslam'a hizmet edecek. İslam'ın parlak günleri olacak. Yeryüzüne İslam hakim olacak inşallah. Hazreti İsa'nın inişine inanıyor musun? Evet. Hazreti İsa'nın inişi hakkında 100'e yakın rivayet vardır. Keşmiri et-tesrih lima tevatera fi nüzulul mesih adlı eserinde Hazreti İsa'nın nüzulu hakkındaki hadislerin mütevatir olduğunu söylüyor. Kettani mütevatir olduğunu söylüyor büyük hadis alimleri ve bu nedenle de Hazreti İsa'nın kıyametin bir belirtisi olarak yeryüzüne ineceğine inanıyorum. Teferruat ayrı mesele. Peki bir İsa bir Hristiyan peygamberi olarak? Hayır. Hazreti İsa için o iş bitmiştir. Hazreti İsa bir İslam peygamberinin, yani Resulullah'ın bir tabisi gibi inecek. Sizden birisi gibi inecek. Ama gelip haçı kıracak hadislere göre. Domuzu öldürecek. Allah'ın kulu değilim, Allah'ın kuluyum, Allah'ın oğlu değilim diyecek. Hristiyanlığa ait bütün referansları inkar edecek. Mümince yaşayacak, mümince eğilecek, Kur'an'a hizmet edecek. Bir Hristiyan ve bir İsrailoğulları peygamberi olarak yeryüzüne gelmeyecek. Bir mümin olarak gelecek, kıyametin son olağanüstü alametleri olarak gelecek. Hazreti Mehdi ile beraber hareket edecek, evlenecek, uzun seneler yaşayacak, evlenecek, ölecek, vefat edecek ve Medine'de Resulullah'ın yanına gömülecek.
hadislerin söylediği bu. Ayrıntılar tartışılabilir ama genel prensip bu. Fakat ayrıntılar içinde elbette İsrail'i rivayetler olabilir. Uydurmalar olabilir, abartılar olabilir ama temel dinamikler budur. Bu prensiplere iman ediyorum. Hadisleri bu konuda da çok özel bir çalışmam da var. 100 sayfa civarında Hazreti Mesih'in inişi konusunda, Hazreti İsa'nın üzülü konusunda. Kur'an'da açık bir ayet yok, bir daha söylüyorum. Gerçi innehu la ilmun veya la alamun lisaati ayeti İsa kıyametin bir işaretidir ayeti buna işarettir diyor alimler. Fakat tartışılabilir ama hadislerde tartışılmayacak kadar net ve açıktır İsa'nın nüzulu. Bir daha söylüyorum, peygamber olarak gelmeyecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamberlik, nübüvvet, risalet sona ermiştir. Kim bana vahiy geliyor diyorsa yalan söylüyor. Kim Allah'la görüşüyorum diyorsa sahtekardır, şarlatandır, hırsızdır, yalancıdır. Hazreti Muhammed'den sonra, Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamberlik, vahiy, gökle irtibat sona ermiştir. Cebrail'le irtibat sona ermiştir. Bunun zıddını iddia eden herkes yalancı ve sahtekardır. İslam akaidine göre konuşuyorum. Hazreti Muhammed son peygamber, iş bitmiştir. Mühür Resulullah'ın elinde. Son kitap Kur'an'dır. Kur'an'dan sonra kitap gelmeyecek. Efendim bizim akidemiz, inancımız, imanımız budur. Onun dışında kim ne diyorsa doğru söylemiyor.